Malatya'nın doğu kesiminde yer alan Pütürge ilçemiz, toprakları Güneydoğu Torosların uzantılarıyla engebeleşmiş, Gördük Dağı'nın yamaçlarında 1250 rakımda kurulmuştur. Malatya'ya 74 kilometre mesafede olup Kubbe Dağı'ndan geçen yol, kışın kar yağışının şiddetli olduğu günlerde kapanmakta ve ille olan bağlantısı kesilmektedir. İlçemizin yüz ölçümü 1181 kilometre karedir. 2000 genel nüfus sayımına göre ilçenin toplam nüfusu 28.382'dir. Bu nüfusun 4.795'i şehirde, 23.587'si köylerde yaşamaktadır. İlçenin bir bucağı, bir beldesi, iki belediyesi ve 62 köyüyle 325 mezrası bulunmaktadır. Son yıllarda okuma yazma oranı %95'lere ulaşmıştır. Yeterli arkeolojik kazı ve yüzey araştırması yapılmadığından ilçedeki ilk yerleşim konusunda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. İmron ismiyle köy olarak kurulmuş olan Pütürge, 1877 yılında bucak haline getirilerek Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlanmıştır. 1892 yılında ilçe olarak mülki taksimatta Elazığ iline bağlanan Pütürge, özellikle coğrafi konumundan dolayı ticari, ekonomik, sosyal yönden tüm ilişkileri Malatya Sancağı ile yapılmakta olduğundan, Cumhuriyet'in ilanıyla halkın yoğun talepleriyle Malatya iline bağlanmıştır. Kahta'ya bağlı bir nahiye iken ilk adı Güzel Yer, istenen yer anlamına gelen İmrun ve Şiro adlarıyla anılmaktaydı. İlçe halkının büyük bir bölümünün Kütahya'dan gelen Samanoğulları tarafından oluştuğu bilinmektedir. Tepehan'a bağlı köylerden Periyeş, Uzuntaş ve Kayadere'deki insanların Canbegan, Drejan, Sinan, Pozkıran aşiretlerinin Osmanlı döneminde Yavuz Sultan Selim Han tarafından Konya'nın Cihanbeyli ilçesinden bu bölgeye yerleştirilmiştir. İran tarafından gelebilecek Şia akınlarını durdurmak amacıyla bu aşiretlerin buraya göç ettirildiği söylense de, Süryani nüfusun yoğunlukta olduğu bölgeyi kontrol altında tutmak için de yerleştirilmiş olabileceğidir. Hangi yöreden geldiği bilinmeyen Kopuzoğulları ise daha sonra buraya gelerek yerleşen ilk topluluktur. İlçe, arazi olarak engebeli ve sarttır. Düz arazi yok denecek kadar azdır. İlçe toprakları Fırat Nehri'ne dökülen Şiro Çayı'nın geniş vadisinin tabanıyla bu vadi etrafında bulunan dağlık kesimlerden oluşur. Yerleşim yerleri dağlık ve tepelik alanlarda yoğunlaşmıştır. Bunun için tarıma elverişli arazileri dağ ve tepelerin yamaçlarında bulunmaktadır. Şiro Çayı havzasında aşırı toprak erozyonu bulunmaktadır. Bunu önleme çalışmaları yapılmaktadır. İlçeye bağlı köylerin tamamında tarım ve hayvancılık yapılmaktadır. Hayvancılıkta kıl keçisi ve koyun yetiştirilmektedir. Bölge halkı gelenek ve göreneklerine bağlıdır. Dağların yamaçlarında çam, ardıç ve meşe ormanları görülmektedir. İlçede hemen hemen düz alan bulunmamaktadır. Dağlar akarsu vadileriyle parçalanmıştır. Büyük Çay, Şiro Çayı ve Çay Boğaz ilçe topraklarını sulamaktadır. İlçede karasal iklim hüküm sürmekte olup kışları soğuk ve yağışlı, yazları sıcak ve kurak bir özellik göstermektedir. İlçe ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Yetiştirilen başlıca tarımsal ürünler buğday, kayısı ve üzümdür. Az miktarda da patates, soğan, arpa, baklagiller ve elma yetiştirilmektedir. Pütürge halkı arazi şartlarından dolayı başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlere göç veren bir ilimizdi. Bu süreç durmuş ve tam tersine büyük şehirlerde çalışıp zengin olan insanları kendi memleketine yatırım yapar hale getirmiştir. Pütürge'nin son zamanlardaki gelişmesi bununla da bağlantılıdır. İlçenin Babik Köyü yakınlarında Türkiye'nin tek ve en büyük profillit yatakları bulunmaktadır. Profillit cevherinin sabit genleşme özelliği, ısı duyarlılığı ve ısı iletkenliği cevherin kullanım alanını artırmaktadır. Profillit, refrakter gereç yapımı, seramik sanayi, boya, kağıt, cam, tekstil ve plastik sanayinde kullanılmaktadır. İlçede altın, bakır, demir, krom ve mermer yatakları da bulunmaktadır.
Müzik